Hindistan'dan doğan satrancın Müslüman Araplara intikali bu oyunun dünyaya yayılışında önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü oyunun benimsenip gelişmesi, kurallarının yazılı hale getirilip kurumsallaşması ve Batı dünyası tarafından tanınması onlar sayesinde olmuştur. Ne var ki 8. yüzyılda Emevilerden Kuzey Afrika Endülüs yoluyla Avrupa'ya ulaştığı tahmin edilen satranç, bu coğrafyada da ilgi görerek yayılmaya başlasa da 1061 yılında Orta Çağ Kilisesi tarafından İslam kültürünün bir parçası olarak görüldüğünden yasaklanmış ve hatta kilise satranç oynayanları aforoz etmeye başlamıştır. Müslümanlar vesilesiyle Avrupa'ya ulaşan satrancın Avrupa'daki durumu bu haldeyken, ilgili pek çok kaynakta o dönemlerdeki Müslüman Arap toplumunda pek çok kesimden insanın, yöneticilerin, alimlerin, şairlerin, hatta görme engellilerin bile satranca ilgi gösterdikleri, toplumda yayılmasına ve gelişmesine öncülük ettikleri bildirilmektedir. Hatta başta nezaket kuralları olmak üzere satranç oynarken dikkat edilmesi gereken bir takım kurallar geliştirilmiş ve özenle uygulanmıştır. Satranç adabı ile ilgili olarak Edeb-ü Şatranç adıyla müstakil eserler yazılmıştır. Dönemin tanınmış bilim insanı ve ediplerinden biri olan El-Cahiz, iyi bir nedimin nitelikleri arasında okçuluk, avcılık ve at üstünde oynanan çevgan oyunuyla birlikte satranç ustalığını da zikreder. O dönemde Müslümanlar ilginç buluşlarla satranca önemli yenilikler ve zenginlikler de katmışlardır. Mesela günümüzde simultane yani eş zamanlı olarak ifade edilen, aynı anda birden fazla kişiye karşı oynama veya körleme olarak bilinen satranç tahtasına bakmadan zihinden oynama gibi örnekler bunlardan bazılarıdır. O dönem Müslüman Arap toplumunda satranca ilgi duyan görme engelliler, körleme satrancın doğmasına vesile olmuştur. Bu noktada o dönemlerden başlayıp zamanla akıllara durgunluk verecek seviyelere ulaşılan simültane ve körleme satranç hakkındaki çeşitli bilgiler, satrancın tarih boyunca hem ne denli benimsenip sevildiğine hem de insan hafsalasının ulaşabileceği noktalara dair fikir vermektedir. Çoğunlukla gösteri amaçlı olarak düzenlenen simultane yani eş zamanlı satranç maçlarında rakiplerine oranla daha kuvvetli olan oyuncu aynı anda birden fazla kişiye karşı oynar ve rakip oyuncuları teker teker gezerek her birine karşı hamlesini yaparak ilerler. 1922 yılında dönemin dünya şampiyonu olan José Raúl Capablanca, Cleveland'da aynı anda 103 rakibe karşı oynamıştır. Yaklaşık 7 saat süren bu simultane gösterisinde Capablanca hiçbir maçı kaybetmemiş, 102 maçı kazanmış ve sadece bir maç beraberlikle sonuçlanmıştır. 2022 yılı itibariyle 9 kez İran şampiyonluğunu kazanan İranlı büyük usta Ehsan Gaem Magami, İran'ın Tahran şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda 604 rakibe karşı aynı anda oynamış, bu oyunlarda 580 galibiyet ve 16 beraberlik almış ve sadece 8 oyun kaybetmiştir. Satrançta en çok dikkat çeken becerilerden birisi olan körleme oyunda, körleme oynayan oyuncuya satranç notasyonu vasıtasıyla rakibin hamlesi söylenir ve onun ilettiği karşı hamle onun adına yapılarak oyun devam eder. Satranç notasyonu satrançta taşların konumlarının ve hamlelerin harfler ve sayılarla ifade edilmesidir.
Taşların ifadesi için her taşın isminin baş harfi, karelerin ifadesi içinse o karenin bulunduğu sütunun harf olarak ve satırın rakam olarak ifadesi kullanılır. Örneğin satranç tahtasının sol alt köşesindeki kare A1 karesi, sağ üst köşesindeki kare ise H8 karesi olarak adlandırılır. Mesela AE4 ifadesi atın E4 karesine konulduğunu ifade eder. Körleme oyun tarzı yüzyıllardır devam etmekte ve ilgi görmektedir. İngiliz eğitimci, yazar ve satranç tarihçisi Harold James Ruthven Murray tarafından yazılan ve satranç tarihi üzerine en kapsamlı ve yetkin eserlerden biri olarak kabul edilen A History of Chess, yani Satranç Tarihi adlı kitapta iki Orta Asyalı atlının atları üzerinde yan yana ilerlerken bir tahta veya taş kullanmaksızın birbirlerine hamlelerini söyleyerek zihinden satranç oynadığı anlatılır. Körleme oynayan oyuncu doğal olarak tüm konumu hatasız ve eksiksiz bir şekilde aklında tutmak durumundadır. Bunun da ötesinde hem körleme hem de eş zamanlı olarak oynanan maçlarda oyuncu ayrı ayrı tüm pozisyonları aynı anda aklında tutmak durumunda olduğu için bu maçlar muazzam bir hayal gücü, oyun becerisi ve odaklanma kabiliyeti gerektirmektedir. Bu alandaki rekorlar 20. ve 21. yüzyıllarda artarak devam etmiş ve inanılmaz seviyelere erişmiştir. Örneğin 1934 yılında dünya şampiyonu Alekhine 32 kişiye karşı, 1947 yılında Miguel Najdorf 45 kişiye karşı gözleri bağlı oynamış ve her iki oyuncu da bu oyunların büyük bir kısmını kazanmıştır. Fakat satranç dünyasında insan zihninin, hayal gücünün ve kabiliyetinin erişebileceği sınırların sonuna gelinmediği yeni bir rekorla görülür. 2016 yılında Özbek asıllı satranç ustası Timur Gareyev aynı anda 48 rakibe karşı körleme oynayarak bu karşılaşmalardan sadece 6'sını kaybedip 35 galibiyet ve 7 beraberlik elde eder. Bu tür maçlar özel organizasyonlar olarak genellikle üst seviyelerdeki ustalar veya dünya şampiyonları tarafından gösteri amacıyla yapıla gelmiş, satranca olan merak ve ilgiyi diri tutarak arttırmış ve her dönemde satrancın geleneksel bir zenginliği olarak varlığını sürdürmüştür. Özellikle satrancın romantik dönemi olarak kabul edilen 16. ve 19. yüzyıllar arasındaki dönemde gösteri maçları oldukça yaygındı ve büyük ilgi görmekteydi. 20. yüzyıldan sonra da başta dünya şampiyonları olmak üzere ünlü ustaların başrolde olduğu bu tür gösteri maçları satrancın dünyada yayılmasına ve popülerliğine büyük katkı sağlamıştır. ...16. yüzyıldan itibaren satranca olan ilginin Batı dünyasında giderek yükselmesiyle birlikte, özellikle de 19. yüzyılda gösteri maçlarının da cazibesiyle, başta aristokrasi sınıfı olmak üzere oyun hem ekonomik olarak güçlü kesimlerden ilgi ve destek bulmuş, hem de hızla geniş kesimlere yayılmıştır. Ve bunun doğal bir sonucu olarak güçlü oyuncuların sayısı da artmaya başlamıştır. Bu durum rekabeti de beraberinde getirmiş ve bu rekabet oyuncuların kendilerini giderek daha da geliştirmelerine yol açmıştır. Tüm bunlar satranç dünyasında en iyi oyuncunun kim olduğu sorusunun artan bir merakla sıkça sorulmasına yol açmış ve zamanla şampiyonun resmen belirlenmesi sürecine girilmiştir. 19. yüzyılın başlarından
1860'lı yıllara kadar geçen dönemde Howard Staunton, Adolf Andersen, Daniel Horowitz, Henry Bird, Louis Paulsen gibi isimler en güçlü oyuncular olarak öne çıksalar da Paul Morphy'nin oynadığı dönemin en güçlü oyuncusu olduğu ittifakla kabul edilir. Fakat yine de 1880'li yıllara kadar resmen bir dünya şampiyonu da belirlenmiş değildir. Üstelik Morphy'nin satrancı zirvedeyken erken yaşta bırakmasıyla birlikte satranç dünyasının en iyisinin kim olduğu tartışmaları yeniden alevlenmiştir. Nihayet 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi olarak ilk dünya satranç şampiyonluğu unvan maçı düzenlenmiş ve Wilhelm Steinitz ilk dünya satranç şampiyonu olarak resmen kayıtlara geçmiştir. Modern satrancın kurucularından kabul edilen Wilhelm Steinitz, 1836 yılında Prag'da dünyaya geldi. Satrancı 12 yaşında öğrendi. Satranca olan ilgisi profesyonelleşmeden önceki zamanlarda gazetecilik yaptı. Erken dönemlerdeki tarzı genel olarak satrancın romantik döneminin karakteristiklerini yansıtsa da, daha sonraları kendine özgü pozisyonel bir tarzla konumsal ve kapalı oyun teknikleri geliştirdi. 1886 yılında kendisiyle birlikte o zamanların en kuvvetli satranç oyuncusu olarak kabul edilen Johannes Hermann Zukertort ile oynadığı Dünya Satranç Şampiyonluğu mücadelesini toplamda 12,5-7,5 skorla kazandı ve resmen ilk dünya şampiyonu oldu. Wilhelm Steinitz satrancı bilimsel olarak inceleyen, strateji kuralları geliştiren ve bunları sağlam temellere oturtmaya çalışarak yazıya da döken ilk oyunculardan biri olarak bilinir. Bu nedenle de modern satrancın kurucularından biri olarak kabul edilir. Onun bilimsel yaklaşımlı, sistematik ve sağlam oyunu karşısında satrancın romantik döneminde yaygın olan ve göze hoş gelen bol fedalığı, bir an önce ve doğrudan rakibin şahına saldırmaya dayalı eski oyun anlayışı çökmüştür. 1886 yılında kazandığı dünya şampiyonluğu unvanını sonraki yıllarda dönemin güçlü Rus oyuncusu Mikhail Shigorin ve Macar oyuncu Isidor Gunzberg karşısında korumayı başarsa da 1894 yılında Emanuel Lasker'e karşı kaybetmiştir. Satrançta dünya şampiyonluğu gibi bir zirveye çıkmayı başarmasına rağmen, hayatı boyunca para yönetimi konusunda sorunlar yaşadığı bilinen Steinitz'in 1900 yılında New York'ta fakirlik içerisinde öldüğü rivayet edilir. 1886 yılındaki İlk resmi dünya şampiyonasından sonra dünya şampiyonluğu maçlarının düzenli sayılabilecek şekilde devam ettirilmesi, satrancın gündemde kalmasına ve ülkeler bazında da resmi organizasyon süreçlerine kavuşmasına katkı yapmış ve hız vermiştir. Türkiye'de 1960'lı yıllarda başlayan Türkiye Şampiyonası da ilerleyen yıllarda devam etmiş ve hem satrancın tanınıp yaygınlaşmasına hem de yeni ustaların ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır. Mesela 1960'lı ve 70'li yıllarda oyun gücüyle Türk satrancına ağırlığını koyarak 3 kez Türkiye şampiyonu olan İsmet İbrahimoğlu bu isimlerden biri olmuştur. İbrahimoğlu 1966 yılında Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenen satranç olimpiyatlarında
13 maçta 10 puan toplayarak büyük bir başarıya imza atmış ve masasında olimpiyat üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmıştır. İsmet İbrahimoğlu aynı zamanda Amerika'da efsanevi şampiyon Bobby Fischer'e karşı oynayan ilk ve tek Türk oyuncudur. Bobby Fischer ve İsmet İbrahimoğlu 1970 yılında Almanya'nın Siegen şehrinde düzenlenen satranç olimpiyatlarında karşı karşıya gelmiş ve o dönem İsmet İbrahimoğlu'na göre kat be kat büyük imkanlara sahip olan Fischer gibi bir satranç dehası bile onun güçlü oyunu karşısında zorlanmıştır. İsmet İbrahimoğlu gibi 1970'li yıllarda yıldızı parlayan genç isimlerden biri de Feridun Öney'dir. Aynı zamanda bir müzik teorisyeni, kanun icracısı ve akademisyen olan Feridun Öney, 1976 yılı Türkiye satranç şampiyonudur. 21 Nisan 1956 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdum. Satrancı babam Doktor Cahit Öney'den öğrendim. Ben, abim Rıza Öney ve babam o zaman satranç ailesiydik. Ailesinde en azından 3 tane satranççı olan Ender değil belki de teknik o zaman. Daha sonraları bu aileler çoğalmaya başladı. Efendim 73 yılında Türkiye Gençler Şampiyonu, 76 yılında Türkiye Büyükler Şampiyonu oldum. Bu arada tabii ikinciklerim, üçüncüklerim onları söylemiyorum Türkiye'deki başarı olarak. 73 yılında Türkiye Gençler Şampiyonu olduktan sonra İngiltere'de Teesside'de Dünya Gençler Şampiyonası'na akabinde 3 kez 73-74-75 yıllarında Groningen, Hollanda Groningen'de Avrupa Gençler Şampiyonası'na ve yılda bir kez yapılan Balkan birinciliklerinde katıldım. 14 kez katıldım. Belki 7-8 kere olimpiyatlara katıldım. Bu olimpiyatların bir tanesinde de takım kaptanı olarak görev yaptım Selanik Olimpiyatı'nda. Bu arada şeyim de oldu, sekundantlıkla antrenörlük yaptım da bir Can Yurtseven arkadaşımızla da beraber İsviçre'ye gitmiştik. Lozan'da yanılmıyorsam. O da Avrupa Gençler Şampiyonası'nda oynamıştı veya Dünya Gençler Şampiyonası'nda. Ona da eşlik etmiştim antrenör olarak onun yanında, sekundant olarak. Satranç tutkunu bir aileden gelen Feridun Öney, bir yandan o yılların zorlu şartlarını anlatırken, bir yandan da satranç hayatında babası Cahit Öney'in büyük desteğini ve üzerinde emeği olanları kadirşinaslıkla ve vefayla yad ediyor. Gerçekten satranç çok zordu. Çok zordu derken öğrenmek, işin içine girebilmek, kitap yoktu, takım yoktu. Sadece ve sadece hakikaten o zamanlar satrancın akademisi olarak görülen İstanbul Satranç Derneği, Tepebaşı'daki Sakız Apartmanı'ndaki İstanbul Satranç Derneği'nde satrancımı geliştirmeye çalıştım. Bu da sadece ve sadece oradaki üstadlarımızın maçlarını seyrederek oluyordu. Başka türlü olmuyordu. Zaman içinde yurt dışına çıka tabii ki oradan çeşitli materyaller de aldım. Kitaplar edinmeye başladım. Kaldı ki bunlar da çok pahalıydı. Ama babam gerçekten, rahmetli babam çok yardımcı olmuştu. Maddi olarak, manevi olarak hep arkamdaydı. Onun finansörlüğü sayesinde birçok turnuvaya katılabildim. O zaman turnuvaya katılmak için gerçekten bir maddi bir gelir olması gerekiyordu. Çünkü herkes kendi imkanlarıyla gidiyordu. Hatta takımda turnuvada dereceye girse dahi yurt dışı turnuvalara katılamayan birçok arkadaşımız oluyordu. Çünkü maddi imkansızlar yüzünden o zamanlar tabii ki devlete bağlı değildi. Devlete bağlı olmadığı halde o zamanlar, altını çizebilirim bunun, iki kez 75 ve 80 yılında Balkan birinciliği düzenlendi İstanbul'da. Hatta düzenledik diyebilirim İstanbul'da. Tamamen çeşitli firmalardan edinilen iaşelerle o turnuvalar, biri Pera Palas Oteli'nde, biri de Sait Halim Paşa Yalısı'nda, Tarabya'daki. Orada iki tane Balkan Hayat düzenlendi. Devletten hiçbir para almadık. Ta ki 76 yılında
Libya'da yapılacak olan kontrol olimpiyat vardı. Asıl olimpiyat şeyde yapılıyordu, İsrail'de yapılıyordu. O zaman İsrail-Türkiye arası çok kötü olduğu için devletimiz de bizim Libya'ya gitmemizi uygun gördü. Ve ilk defa bizim satranç milli takımımız, kadınlar ve erkekler olmak üzere, hepimizin tüm masraflarını devlet karşıladı. İki gazeteci verdi yanımıza, mihmandarlar vesaire. Bu gayet güzel bir turnuva geçirdik orada. Bayanlarda birinci olduk, erkeklerde yanılmıyorsam dördüncü olmuştuk. Feridun Öney gençlik yıllarından itibaren pek çok kez Türkiye satranç milli takımında yer almış ve uzun yıllar boyunca çeşitli turnuvalarda ve satranç olimpiyatları gibi uluslararası alanlarda Türkiye'yi temsil etmiştir. Bir kişi satrançı öğrendiği zaman, tabii ki bundan amatör olarak, amatör kişilerden bahsediyorum. Hayatlarında, mesleklerinde, okullarında, ilk okulundan tutun ta üniversiteye kadar veya hatta üniversitede bitirdikten sonra da o satrançtan gerçekten analitik düşünce sayesinde son derece faydalanırlar. Herhangi bir konu hakkında ani, çabuk karar verebilirler, doğru karar verebilirler, zamanlarını çok iyi kullanabilirler, kişiler hakkında çok güzel yorum yapabilirler vesaire vesaire. Bu tamamen satrancı kazandığı şeyler. Şimdi profesyonel satrancına, profesyonel dünyadaki satranca gelince oradaki kişilerin hayatı sadece ve sadece satranç. Hani meşhur laf vardır, hayatım satranç ama satranç hayatım değildir derler. Bu hayatım satranç değildir diyenler biraz amatöre kaçıyor. Ama hayatım satranç diyenler hakikaten satrançtan başka bir meşgalesi yoktur bu kişilerin. Tamamen tüm dünyaları, tüm aşkları, her şeyi satranç üzerinedir. Başka bir meslekte zaten başka bir meslek düşünemezler. Çünkü kendi meslekleri budur. Yani dünyada ilk 10'a, ilk 20'ye giren kişilere bakacak olursanız, şu anda dahi, geçmişte de öyle zaten, şu anda da öyle. İnanın satrançtan başka hiçbir uğraştığı hiçbir konu yoktur. Ben 72 yıl, daha o zaman 73 yılında Türkiye Gençler Şampiyonu olmamıştım. 70 yıllarında, 70, 71 yılında tabii her gün dernekteyim yani. Neredeyse 18 saat, 10 saat dernekteyim. O zaman Allah rahmet eylesin Selim Palavan, çok meşhur bizim satrancın, modern satranç kitabını yazan profesör. Benim bir gün yakaladı, dedi ki, bak oğlum dedi, iyi oynuyorsun dedi. Tamam dedi, her şey olabilirsin dedi. Gençler birincisi olursun, Türkiye şampiyonu olursun dedi. Ama dedi, bu sana dedi, hiçbir zaman dedi, bir meslek kazandırmaz. Buradan dedi, hayatını kazanamazsın dedi. Onun için dedi, bir meslek sahibi ol diye bana mesela o zamanın Türkiye'sinde tabii, o zamanın satranç dünyasında, ki biz o zaman satrancın çok çok dışındaydık ülke olarak da. Feridun Öney satrancı aynı zamanda bir sanat gibi değerlendirip bir diğer uzmanlık alanı olan müzikle bağdaştırıyor. Çok iyi müzisyenlerden satrancı ve satrançlardan çok iyi müzisyenler olduğunu biliyoruz. Mesela buna en basit, yani Fischer Taimanov bilirsiniz, Rus. O da kendisi de bir piyano sanatçısıydı. Yani satrançla müzik her zaman böyle yan yana gidiyor. İki sevgili gibi birbirlerini kıskanmadan ilerliyorlar. Yılların tecrübesi Öney, satrancın yararlarından bahsedip tavsiyelerde bulunduğu gibi, satranca yaklaşım konusunda önemli uyarılar yapmayı da ihmal etmiyor. Gençlere ve velilere tavsiyem çocuklarını satrançla tanıştırsınlar. Satrançtan çok çok büyük faydalar sağlayacaklar hayatlarında. Satranç olmayan hayatlarında o ona çok büyük bir destek olacak. Ama hiçbir zaman da benim oğlum, benim kızım, benim çocuğum satranççı olsun, satranç öğretsin diye de metozeli olarak zorlamasın çocuklarını. Benim velilere tavsiyem sadece bu. Thank you.